Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemizde bir jet türbin motor yapmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz malzemeler bir adet kutu, bir adet fan, bir adet dış motor gövdesi ve kendi yaptığımız pervane ile jet türbin motorlarının çalışmasını tatbik etmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz. Şimdi gelin detaylara geçelim. Şimdi şu sıranın biraz daha büyük olması lazım. Evet, içeride gazı yakacağız. Dışarıdan ise soğutma yapacak arkadaşlar. Yanan gaz basınç oluşturarak arka kısımdan çıkacak. Evet, şu şekilde yanma odası gerçekleştirildi. Hemen odayı buraya yerleştireceğim için şu kısımlara şöyle delik delelim. Evet, egzoz fanımız hazır. Bu fanla sıkıştırma yapmayı planlıyoruz. Tabii ki bu basit küçük bir model arkadaşlar. Sonuçların ne olacağını şu anda kestiremiyorum. Evet, şu şekilde içeriye bir mil taktık. Evet, motorumuz neredeyse tamam. Evet, şimdi yanma odasına yakıt vereceğiz arkadaşlar. Nasıl gösterebilirim size? Bakır borunun ucunu görebilirsiniz. Bakın şu kısımda. Ve bunu da yapıştırıyoruz buraya. Şu şekilde. Evet, motorumuz hazır ve start veriyoruz. İçeride çok fazla duman oldu arkadaşlar. O yüzden dışarıya çıktık. Şimdi dışarıda teste geçiyorum. O yüzden kestim.
Evet, yakıt için bir kompresör kullandık burada. Çünkü yakıtı ayarlayamıyoruz arkadaşlar. Ayarlayamayınca fazla geliyor ve her taraf yanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi kompresörle basıyorum yakıtı. Evet arkadaşlar, motorumuzun son hali. İçerisindeki metal eridi. Çünkü burası yüksek sıcaklıklara ulaştığı için tabii ki metal dayanmıyor. Bu bizim bir testimizdi. Normal jet türbin motorlarda yanma odasının önünde hemen arka çıkış egzoz pervanesi olması gerekir ve yanma odasında yakıtla hava birleşerek basınç oluşur. Bu basınç buradaki arka çıkış türbin pervanesi ile ön bu kısımdaki giriş pervanesi aynı mil üzerinde bağlıdır. Buradan ilk hareket verilir. Yanma odasında sıkıştırılan hava ve yakıtla çıkış egzozundan alınan hareket ön pervaneye verilerek burada bir devir daim sağlanır ve jet türbin motorların çalışması bu şekilde olur. Bu bizim ilk denememizdi. Daha sonraki projelerde gerçek bir jet türbin motor yapmaya çalışacağız. Umarım farklı ve eğlenceli bir proje olmuştur. Benzer projeler için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Hoşça kalın.